Siz de çok şıksınız yine. Arada yalan da söylüyorum. Arada. Deniz Seki. Efendim. Nasıl, dün hep diyordunuz ki ya biz hep iyi diyoruz, iyi diyoruz, hiç eleştiremiyoruz. Gerçekten eleştiremiyor musunuz yoksa kıyamıyor musunuz? Neden kaynaklanıyor bu? Ben bir yarışmada kıyamama tabirini kabul etmiyorum. Çünkü sonuçta biz gerçekleri söylemek üzere buradayız. O yüzden müzikte torpil asla geçersizdir. Hayatta torpil geçersizdir ama müzik torpili hiç dinlemez. O bakımdan tamamen samimi duygularımı itiraf ettim. Bu gece gidecek olan aday için çok üzüleceğim. Çünkü dün herkes çok şaşırttı beni. Çok profesyonelce yarıştılar. Bu gece gidecek olan aday ancak en az puan alan aday olduğu için gidecek. Yani kötü söylediği için değil gibi bir şey hissediyorum. Herkesin şansı bol olsun. Sonuçta bu bir yarışma. Her hafta birileri elenecek ki biz birinciye doğru yol alalım. Diliyorum hak eden kalsın, hak edenler kalsın. Ama hepsi de hak ediyor gibi bir taraftan. Hepsi de hak ediyor yani değil mi? İşte çok ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Peki. Açıkçası. İbrahim Bey? Ya aslında el elden üstündür. Yani illaki birileri daha iyidir yani. Ama biz onları kardeşlerimiz gibi, çocuklarımız gibi gördüğümüz için bize hepsi evlat gibi geliyor. Yani evladın küçüğü, büyüğü, ortancısı, kızı, oğlanı şey derdi, evlattır nihayetinde. Aynı onun gibi gerçekten. Ama dün akşam ben bir şey daha söyleyeyim. Bugün aldığım reyting haberlerine göre çok da iyi reyting yapmış. Evet. İkinci olmuş. Evet. Demek ki bu birinciliğe doğru gidiyor bana göre, bana göre. Pazartesilerinin gülü olacak popstar. Umuyoruz, umuyoruz. Hem izleyiciye hem dün akşam buraya gelen insanlara huzurlarınıza bir defa teşekkür etmek istiyorum. Bir. Çok teşekkür ediyoruz biz çok de. Çok sağ ol. Tüm izleyenlere. Çünkü aldığım dedikodu haberlerine göre ay tutmadı. Abi neler var bende ya bildiğin gibi değil ya. Bildiğin gibi kazan kaynıyor. Bir araya geldiler. Amerika'dan Rusya. Daha artık ne kaldı? Efendime söyleyeyim. Ne diyordum? Olsun söyle bekleyin. Dedikodular. Dedikodular. Biz tutmadı. Onların hiçbirisini duymuyoruz. Gördünüz değil mi? Tutmadı. Tutmadı dedikleri 3 gün sonra ikinci oldu. Bu enteresan. Ya tuttu tutmadı olayını bilmem. Ben bir televizyoncu değilim ama her şeyden önce reytingler beni çok da enterese etmiyor açıkçası. Ben burada sanatçı ve bir jüri üyesi olarak oturuyorum. İnandığım bir işin içinde olmaktan dolayı da kendimi huzurlu hissediyorum. Her şeyden önce bu bir yarışma. Müziğin konuştuğu bir yarışma. Bizim finalistlerimiz gerçekten çok iyiler. Bu benim sadece benim fikrim değil. İster istemez Türk halkına da ses veriyorum. Ben de kendimce etrafımdaki insanları değerlendiriyorum. Sorular soruyorum ya da onlar bana bir şeyler söylüyorlar. Rating falan hepsi bunların bir kenara. Bence nasıl bir kenara? Beni ilgilendirmiyor. Ben televizyoncu değilim. Beni burada işimi doğru yapmak ilgilendiriyor. Ben doğru işinizi eğri yapıyorsunuz demedim ki zaten. Ama siz zaten hayır. Ben size söylemiyorum. Rating diyorsun. Rating iyi olmasın. Bakın 3 gün sonra kalkıyor mu program, kalkmıyor mu? Program kimse izleyemez bir daha. Ya o zaman izlemezse tamam biz de yapmayız. O beni yani beni ilgilendiren ama bir şey. Hayır ben senin işinden kötüsün, kötü yaptın. Ben size bir şey söylemedim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani genel ben vazgeçtim olarak... lafım bitti özür dilerim. Hayır ben size söylemiyorum. Sadece genel olarak bir şey söylüyorum. Rating sizi ilgilendirsin ama. Ya aslında çaktırmadan ilgilendiriyor da. Nasıl çaktırmadan ilgilendiriyor? Yani ben de merak edip kaçıncı olduk nedir ABD'de neyiz falan diye sorular soruyorum ama her şeyden önce... Hakikaten doğru bir şey yapıyor muyuz? Yani evet. Bunu konuşmak lazım. Benim naçizane fikrim bu. Sonuçta çok kötü şeyler de izleniyor bu ülkede. Yani o yüzden reyting beni o açıdan ilgilendirmiyor. Ama güzel bir şey. Bir de reyting alıyorsa o zaman güzel yani. Ne mutlu bize. Bir de alkış gerekiyor. Burada. Evet. Biz en iyisini yapmaya uğraşıyoruz. Ben sizin... Sözünüz bana zaten olamaz. Niye olsun hayır, ki? Hayır sizin lafınızın arasına girmeyin. Ben size söylersem siz de bana söyleyin ama ben size bir şey demeden siz de bana diyemezsiniz. Değil sadece mi? Sizin lafınızın üzerine bir şey söylediğim için... Abi Seyfo gitti sen mi geldin? Ha. Hiç sevmedim bu muhabbeti. Peki sırayla. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bugün... Bana bir şey sorma artık. Bir sorayım. Vallahi sor. Bugünün stresi böyle birazcık biliyorsunuz salı günleri stresli geçiyor. Siz daha rahat giyinmişsiniz benim bugün. Benim perşembe günleridir. Neden?
Neden öyle? Perşembe günleri benim en kötü günlerimden biridir. Salı nasıldır? Salı iyidir. Cumaya gideceksin diğer, diğer günler hep iyidir. Benim perşembelerim tehlikelidir. Çok sinirli ve stresli ama olurum. Ama sebebi ne? Neden ama özel bir sebebi? Araştırıyorum bir türlü bulamadım. Ama yıllardır böyle gerçekten. İsabet pazartesi salı yapmışız. İyi ki demek, perşembe yapmıyoruz. Benim gönlünüz çok iyi, güzel bu arada. En iyi günüm perşembedir. Gördünüz mü? Bunu ne terslik ya Rabbim. Bunun sponsorları var. Üstündeki reklamların onlardan para alacağım Allah kısmet ederse. Evet bol bol markalar bir tane, bir tane kendime aldım. Yakın bir tane girelim. De, ne bir güzel de... ama billboard gibi. Billboard'u herkes anlayamadı açıkla. Çok yakışmış İbrahim Bey gerçekten. Çok teşekkür ederim sağ olun. Zannediyorum üçüncü dördüncü program şortla gelecek. Garo Bey. Osman Tan, çok söylenecek fazla bir şey yok. Osman Tan mıydı o? Evet, Osman Tan. Değil mi? Allah Allah. Dün akşam güzel bir konser izledik. Biz tabii iki haftayı bir toleransla geçirdik esasında. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ay, ay. Sevgili arkadaşlarımızın bütün eleştirileri çok doğru ve tam yerinde. Hiçbir zaman biz iyilik meleği değiliz. Ama elimizden biraz geldiği kadar... Biraz iyilik meleğine döndün. Döndüm, haklısınız. Hafif. Ama hafif bir şey var. Uçacaktın. Hayır, hafif. O çocukları biz seçtik. Her zaman onların arkasındayız. Hatta 12 finalistimizin arkasında olduğumuzu belirtmek için de sevgili Çağatay burada. Onun da arkasındayız. Yanlış mıyım arkadaşlar? Evet Çağatay burada. Çağatay bir selam eder misin seyircilerimizle? İyi misin Çağatay? Moralin iyi mi? Vallahi ne güzel. Aman çok iyi. Osman ben senin yerinde olsam Çağatay, ilk elenen kişi olarak hep beddua ederdim. Hep elektrikler sönsün, sahne çöksün derdim. Sen buraya gelmiş program izliyorsun. Ne kadar iyi insanlar var meğer. Demek ki benim iyimserliğim doğruymuş. Evet. Bu akşam da bir çocuğumuz gidecek ama bundan sonraki haftalarda onların artık performanslarına bayağı titizlikle eğileceğiz. Çünkü iki haftayı bir belki eğitim haftası, belki bir heyecan, ter atma diye düşünebiliriz. Ama bundan sonra böyle olacak. Bu bir yarışma programı. Deniz'im çok güzel söylüyor. Bir yarışma programı. Sonuçta bir kişi başarılı olacak. Bir kişi popstarı kazanacak. Ama her çocuğumuz güzel şeyler yapıyorlar. Bir kere onun için iftihar ediyoruz. Onlarla onur duyuyoruz. Çok keyifli şeyler yaşatıyorlar bize. Hayır, çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Hatalarını şu ana kadar tolere ettik ama önümüzdeki haftadan sonra galiba birazcık daha etmeyeceğiz. Hadi bakalım. Onlar da alışacaklar, daha da güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Bu arada Garo abi gittikçe yakışıklılaşıyor musun? Ne oluyor böyle her... Evet, acayip haftalar hoş görünüyor geçtikçe. Yani. Stres başlıkta daha iyi oluyor galiba. Yarıyor galiba stres. Valla acayip hoş görünüyorsun Garo. Garo kendi giyindiği zaman çok kötü giydir. Karısı giydiriyor. Ha. Bunu giydiriyor. Sevgili damat Twin sağ olsunlar. Her şeyi becerdiler sağ olsun. Peki. Çok teşekkürler. Deniz'ciğim bu arada arkadaşlarımız da yerlerini alsınlar, sıralansınlar. Çünkü gelecekler birazdan değil mi? Yanımıza gelecekler. Evet. Jüri üyelerimiz de söyledi. Herhalde seyircilerimiz de kazanmasını... Evet biz de burada... Buradan birer birer yolcu olacak arkadaşlarımla, dostlarımla beraberiz. Hemen yanımda melekler var değil mi melekler? Elif'ciğim nasıl heyecanlı mısın şu anda? Evet çok heyecanlıyım. Geçen hafta dedin ki bu işin en zor kısmı odada beklemek değil mi? Şu an buradayız çok yani heyecanlıyım gerçekten. Sen nereliydin bir hatırlat bakalım bize. Ben Fatsalıydım, Ordu Fatsa. Teşekkür ediyorum. Peki Eda. Sen yıllarca esasında sahneye çıktın, tek başına yer aldın. Şimdi kolay değil tabii, meleklerle berabersin, gitmek de var, kalmak da var. Sende heyecan durumu nedir? Heyecan orta derecede şu anda. Çok fazla da değil ama gerçekten çok zor burada beklemek. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Umarız kalırız. Ya bir hafta daha en azından. Bir haftacık daha diyorlar, peki. Peki Nehir'cim bir jüri üyelerimize de dönelim mi? Acaba onlar neler düşünüyorlar? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben de kafalarından merak neler geçiyor? Osman Tan ben de merak ediyorum. Bu akşamki sonuçlar için onların tahminlerini almak istiyorum. Seyfi Bey sizce bu akşam kim birinci olur? Kim aramızdan ayrılır? Vallahi ne müneccim ne büyücüyüm. Bunu bilemem. Benim sinirim üstümde. İbrahim Bey kostüm değiştirdi. Niye onu anlamadım. Abi sen evet, benim ticari işime ne karışıyorsun? Ha ticaret mi bu? Gördün üstünde bir ton reklam vardı. Evet. Onların reklamını aldım. 20 dakika burada oturacağım.
Cukkayı indireceğim. Sen ne indirdin? Ha, paraya ihtiyacım varsa evet, ben vereyim. Evet, evet. Hem ben de çok vereyim. Onun için değiştirdim. Siz de çok şıksınız maşallah. Efendim benim şıklığım eksik olmasın. Milan Gaz'ın bir hediyesi. O Huysuz Virgin olarak, evet. Huysuz Virgin olarak yaptığım şov çok beğenilmiş. Bir de tek taş geldi. Onu bugün takmadım görgüsüzlük olmasın diye. Milan Gaz'a teşekkür ediyorum efendim huzurlarınızda. Biz de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tahmin yapmakta zorlandınız herhalde. Yok yani bunun tahmini olmaz bilmiyorum. Kimin akrabası çoksa o çok oy alacak birinci olacak gibi geliyor bana. Bilemiyorum ama bana göre hiçbirisi gitmesin. Ben birinciyi tahmin edebiliyorum. Kim İbrahim Bey tahmininiz kim? Ben galiba. Ben mi? Abi sen yarışmacı mısın? Şimdi, abi diyorum özür dilerim. Aa, niye? Özür ne dilerim ya, abi dediğim için. Ne diyeceksin ki? Bilmiyorum ne bileyim sanki başka bir şey dediğim geliyor. Ne ağzında bir şey var senin? Geveliyorum değil mi? Evet. İbrahim Bey merak ediyoruz tahmininizi. Haftanın birincisi Garo Mafyan. Alkışlarınıza Garo Mafyan. Sağ olun teşekkür ederim. Garo Mafyan sizin birinciniz kim peki? En kötü soru burası. Neyi her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Zaten bu akşam bizim için de hoş bir akşam. Hiçbir zaman olamaz. Çünkü bir çocuğumuz aramıza ayrılacak. Ama baştan söylediğimiz bir şey vardı. O çocuklarımızın her zaman yanındayız. Sahibiyiz. Keyiflidir. Ama yarışma bu. Bir kişiye gidecek. Bunu ben bilemem. Hiçbirimiz bilemeyiz. Gönlümüzde hiçbirinin gitmesi istemiyor. Çünkü demin harika bir şov yaptı çocuklar. Keşke imkanımız olsa hep beraber onların şovlarını hazırlasak bir şeyler yapsak ama olmayacak. Yorum yok. Peki teşekkür ederiz. Deniz Seki ne derler? Ya dünden beri aynı şeyi söylüyorum. Bugün gidecek olan arkadaşımıza çok üzüleceğiz. Her zaman her giden arkadaşımız için çok üzüldük ama dün gece gerçekten çok güzel performans gösterdiler. Ama yine de her şeye rağmen kıyamıyorum hiçbirine. Ben de kalsın mı ya? Söylemeyeyim. Şimdi onların morali zaten ben birinciyi söyleyeyim yürekleri mi? Ağzında. Ben mi? Hayır ben gideceği söyle dedi de Nehir. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Kıbrıslı. Kıbrıslı birinci. Ha birinci. Niye? Öyle dün muhabbet ettik. Aylin. Yani muhabbet yarışması mı bu? Evet muhabbetimizden çok kişi ona şey gönderecek. Allah ama bu Allah. Doğru mu? Evet. Sen dedi ben muhabbet ediyorum niye bana kimse bir şey göndermiyor? Ha gönderiyor mu işte tek taş mektaş. Tek taş göndermiş ya kaç kırat evladım? 9. Kıratına bakmadım, elimi kaldıramıyorum o kadar. Deniz Hanım siz de söyleyin. Öyleyse İbrahim Bey. Valla bence Selçuk yine %60-50 falan götürecek gibi geliyor. Gerçekten de hak ediyor bunu. Ama oradaki herkes de hak ediyor iyi puan almayı. Ya biz bunları espri olarak sanki anlatıyoruz. Sen ciddi bir şey söyledin şimdi durup dururken. Hayır o bana ciddi sordu da hani ben de ciddi ona ciddi. Niye soruyorsun ben abi? Ciddi ne şaka mı yapsın? Orada insanların kalbi küt küt atıyor. Abi küt küt atıyor da şimdi şey SMS gönderiyorlar. Yalnız anlamadım içeride. Oylama bitti artık İbrahim Bey. Bir tane ha bitti mi söyleyebilir miyiz? Oylama bitti. Evet evet ben İbrahim Bey. Sonuçlar sonuçlar noterden aldık içeriye artık, gönderdik. Artık biraz sonra açıklanacak. Abi şakadan şey yapıyoruz zannettim. Ben kimseyi etkilemeniz mümkün değil. Sanki Erdinç gidermiş gibi bir şey hissediyorum ama konduramıyorum da. Ne bileyim. Birinciniz Selçuk. Evet, gidecek olan Erdinç mi acaba? Ortayı da bilirsen kazandın. Orta da, söyleyeyim mi? Hı. İbrahim. Melekler. İbrahim. İbrahim ilk. İlk değil İbrahim. İlk, ha, ilk demiyorum, ilk ne ama gerisi var. İlklere girer. İlklere girer. Ne demek istiyorsun? Valla sanki Selçuk iyi bir puan alacak. Birinciliği yine elden bırakmayacak. Erdi işte sanki bu akşam Çağatay'ın yanına gidecekmiş gibi bir his var içimde. Yok bu akşam bir bayan gidecek ben onu keşfettim. Kendi kendime öyle bir hislerim benim yanılmaz. Bu kim akşam İbrahim bir bayan, Bey? Tabii efendim. Belirli mi o bayan? Vallahi bayan belli değil ama şimdi bir şey söylersek eğer bu hafta en sondan ikinci falan olursa önümüzdeki haftaya tesir eder diye. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bravo. Hakikaten çok doğru. Bana göre de öyle. Yani şimdi, biz etkilemeyelim. Ama bir bayan gidecek onu iyi biliyorum. Yani bayanı erkeği bence onu da söylemeyelim. Çünkü bir erkek var giden. Bir erkek daha gönderirse kavga ederler. Ama sıralı mı gidiyorlar ya?
Hayatta bile sıralı gitmek yok da burada mı sıralı gidiyor? Ben bir şey demiyorum kardeşim. Fenerbahçe 50 kere dedim. 2-1 biter, 2-1 bitiyor. Allah Allah. O futbol maçı. Bu ne olacak? Daha iyi gitmeyecek. Erdinç daha çok puan toplayacak. Ben sanki kıyabiliyor muyum onun gitmesini, istiyor muyum? Sadece öyle bir şey hissettim. Yani dün geceki performanslara dayanarak böyle bir şey söyledim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu artık iyi niyetin ötesinde, jüri üyelerimiz gerçekten, onlar da zorlanıyorlar bir tahmin yürütmekte. Çünkü gerçekten çok başarılıydı finalistlerimizin hepsi dün akşam. Jüri üyelerimizin yorumlarından sonra Osman Tan, Sıcak Oda'da siz nasılsınız? Evet, şimdi tabii ki tahminleri duyunca burada bazen şaşırıyoruz. Erdinç'e hemen ben dönmek istiyorum. Erdinç, ne düşünüyorsun? Bir kere gerginlik var, heyecan var. Tabii ki kimin gideceği belli olmaz. Olabilir, herkesin başına gelebilir, evet. Umarım olmaz. Çünkü daha yapacak çok şeyim var. Acaba sevgili yönetmenimiz Caner'den rica edebilir miyiz? Sonuçlar hazır mıdır? Geliyor zannediyorum sonuçlar. Sevgili seyirciler, sonuçlar hazır. Haftanın birincisi. Evet arkadaşlar, herkese iyi şanslar. Birazdan belli olacak. Ben de dönüyorum video vola. Haftanın birincisi. Haftanın birincisi Selçuk. Evet Selçuk. Sürpriz oldu mu senin için? İnanamıyorum ya, gerçekten çok acayip bir duygu içerisindeyim. Ben Yüce Mevla'ya şükürler olsun ki buradayım, sizlerleyim. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet Selçuk, ikinci hafta üst üste Popstar Türkiye'nin birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Tebrikler Selçuk. Hadi bakalım, dün akşamki performansını da bir izleyelim. Selçuk sahneye geliyor. Şu geçen zamana yazayım.